What are we? New Titans? Titans 2.0? Titans Next Generation? What? What the fuck? You're not helping. Titans'ın yeni bölümü bayağı hızlıydı ve kısa. Normalde alıştığımız 50 küsur dakika olan bölümlerden bir anda 40 dakikalık bölümlere geçilmiş ve 5 dakikaymış gibi akıp giden bir bölüm olduğundan ben de incelemeye hızlıca geçiyorum. Ya bu arada incelemeyi bölüyor gibi olacağım ama hani şu Rachel'dan veya daha doğrusu Raven'dan da bahsetmezsem olmaz. Hani çok güzel bir kız. Bildiğim kadarıyla Avustralyalı ve hani bayağı da genç bir aktrist. Hatta şöyle bir bakalım, yaşına da bakayım, tam bilmiyorum ama bayağı güzel bir kız ya. FBI open up! İlk sezonun gerçek finali diyebileceğimiz şu Trigon olaylarının üzerinden 3 ay kadar geçmiş ve herkes kendi köşelerinde. Dick gençleri eğitiyor, Donna ve Corey polisçilik oynuyor falan, hani herkes güzel şu an, rahatlar falan. Hani ama tabi bu dağılma durumu biraz bölüm devamlılığını bozsa da hep beraber olmalarındansa kendi hikayelerine sahip olmalarını tercih ederim. Hani o kısım fena değil anlayacağınız. Tabi bu dağılma durumu her ne kadar farklı hikayelere sahip olmalarını sağlasa da hepsininki o kadar harika diyemem. Hani fena değiller ama tabi geneline baktığımızda favorim kesinlikle gençlerin eğitilmesi kısmı. Aslında bu olaydan daha sonra bahsetmek istiyordum ama hani çıkarabiliyorken aradan çıkarayım çünkü henüz öyle daha önemli bir olaya dönüştü diyemem. Hani bu hapishane kısmı fazla bir olayı yok aslında ama hani gene de bir bahsetmiş olayım. Hani başta adamın kim olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Hani ama gözüktüğü kadarıyla Dr. Light'mış hani, ama kostümü falan olmadığından ve en son dizilerde kadın olarak gösterildiğinden başta anlayamamıştım. Tehdit unsuru olarak fena değil, hani dizide çizgi romana göre biraz daha güzel duruyor denebilir ton olarak. Tabii tek olay orası da değil. Bu dallanıp budaklanma durumu sağ olsun her karakter kendine özel durumlar yaşayabiliyor. Hank ve Dovinki de bu bölümün tabii güzel kısımlarından biri. Geçen sezondan beri Hank pek hoşuma giden bir karakter değildi ama bu bölüm harbiden dediğinin arkasında durmasıyla bir anda olayları tersine git çevirdi. Burada kesinlikle Dov'a hak vermiyorum. Ne güzel Hank'le hayatını yaşıyorsun, söz vermişsiniz, hem sözü bozuyorsun hem de adamdan bir ay boyunca gizliyorsun bu durumu. Hani Hank dediği her şey de haklı bu noktada. İlişkileri nereye gider bilmiyorum ama seninleyiz Hank. Ayrıca ana olayları atlamadan önce Roy Harper sevincini de vereyim. Evrende olduğu sonunda doğrulandı ve hani tabii yardımcı olabildiğinde göz önünde bulundurursak o uyuşturucu sorunlarını henüz yaşamamış. Veya yaşadıysa da atlatmış, hani yararlı bir konumda şu an. Gene de olduğunu bilmek güzel, hani ileride onu belki de cameo olarak falan da görebiliriz. Tabii Batman de var. Herkes gibi ben de tek bölümlük bir olay sanmıştım ama çok kısa da olsa görünüp Dick'e akıl vermesiyle sevindim. Hem Dick'in Nightwing'e doğru ilerlemesinde bir rolü olacak gibi. Seveceğim ve öğüt dolu Batman ve Dick arasındaki bu samimiyet çok hoş olmuş. Corey olayından da bahsedip büyük olaya geçeceğim. Starfire'ın kardeşi Command R veya işte diğer adıyla Blackfire'ın geleceğine dair bir işaret mi veriyorlar bilmiyorum ama o kısım çok boştu ya. Hani Starfire'ın onca şeyden sonra tepki bile vermemesi falan, insan bir hani korkup geri çekilir en azından. Senin hani gezegeninden biri var karşında. Hani biraz kork ya, hani biliyorsun ki kardeşin göndermiş ve seni gezegenden süren kardeşin o. Büyük olay ise tabii ki Rose Wilson, namı değer Ravager. Namı değer normalde böyle değil de çok daha böyle gözükmesi gereken malum güzel hanım. Daha olayını tam dizi anlatmadı zaten ve diziye yedirilme şekli falan fena değil ama kızı pek sevmedim, hani oyuncuyu pek sevmedim açıkçası. Biraz daha orijinal Titans yaşında olmasını yeğlerdim, hani ileride belki güzel kullanılabilir ama henüz beğendim diyemem. Gene de tanıtılması falan hoştu, özellikle Jason soğukmuş gibi dursa da bayağı ilgiliydi Rose konusunda. Peşindekileri hala bilmiyoruz. O arabaya saldırma olayı Dr. Light'ın Dick'e saldırmasıydı bence. Rose gizemi bambaşka yerlere de çekilebilir. Ayrıca her ne kadar çizgi romanları okuyanlar bilse de dizinin bilmeyenleri de düşünerek bölüm sonunda Rose'un Slade'in kızı olduğunu göstermeleri kısmı da güzeldi. Ve şimdilik benden bu kadar. Anlayacağınız elimizde güzel bir bölüm var ve sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bakalım sonraki bölümler neler getirecek. Eğer hepsi böyle 40 dakika olacaksa ne hissetmem gerekiyor kararsızım. Canım uzun olsun istemiyor desem yılan olur. Neyse ben kaçtım, hani hala çıkış yapamıyorum biliyorsunuz.